Evet, bildiğiniz gibi Avusturya Cumhurbaşkanı Sayın Fischer bugün İzmir'e bir ziyaret yapıyor. Dolayısıyla o vesileyle bugün İzmir'e geldim ve kendisine biraz önce bir yemek verdim. Ben de Avusturya'ya gittiğimde çok büyük bir misafirperverlik göstermişti. Türk-Avusturya ilişkilerine de çok önem veriyoruz. Bu çerçeve içerisinde bugün bazı kültürel ziyaretlerde bulunacak. Ümit ederim ki faydalı olur. Biraz sonra da Expo 2020 ile ilgili İzmir'de yapılan bütün çalışmalar ve hazırlıklarla ilgili bir toplantı yapacağız. Yine biliyorsunuz Expo'yu çok yakından takip ediyorum. Daha önceki seferde de çok büyük bir ilgim olmuştu, desteğim olmuştu. Şimdi de Cumhurbaşkanı olarak hem bütün muhataplarıma, yani diğer cumhurbaşkanlarına, zaman zaman ben ziyaretten başbakanlara, dışişleri bakanlarına, hepsine de İzmir Expo'sunu bu sefer muhakkak almamız gerektiğini söylüyorum ve hepsinden destek istiyorum. Şimdi burada vilayette Sayın Vali, Belediye Başkanı, Expo'nun görevlileri, milletvekilleri, ilgili herkese bir toplantı yapacağız ve yapılan hazırlıklarla ilgili bilgi alacağım. İyi bir hazırlık yapmalıyız ki ikinci sefer artık bu sefer de olmadı dememek lazım. Onun için yakından takip ediyorum. Efendim, adaylık süreciniz belli oldu. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararla ilgili görüşmeniz alabilir miyiz? Bir de Sayın Bekir Boğaz'ın açıklamasında 7 yıl olduğunu görebilirsiniz ama hiç kez seçime giremeyeceğinizi açıkladı. Bu konuda görüşmenizi rica edeceğim. Şimdi siz takip ediyorsunuz tabii. Başından beri bu tip tartışmalar çıkınca ben gayet bir prensip ve ilke koydum kendime. Bu tartışmaların hep dışında tuttum. Dolayısıyla bu tartışmaların hep dışındayız. Şu anda yaptığım şey nedir? Görevimi en iyi şekilde yapmak. Nihayet işte tartışmalar vardı. Bunlara Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir karar var. Dolayısıyla ben şu anki görevimi en iyi layıkıyla yapma peşindeyim. Onun ötesinde bu tartışmalara her zaman uzak durdum. Benim dışımda cereyan etti. Nihayet mahkemede bizim dışımızda böyle bir karar verdi. Söylenecek başka bir şey yok. Onun için bakarız, daha önümüzde çok süre var. İleride hep beraber konuşuruz bundan. Hadi bakalım. İleride hep konuşuruz. Onlar bugünün meseleleri değil. Sayın Cumhurbaşkanım, Bülent Arınç'ın Abdullah Öcalan için ev hapsi değerlendirmesi vardı. Siz bana her şeyle ilgili, herkesin konuşmasıyla ilgili Cumhurbaşkanından bir açıklama istenmez. Dolayısıyla herkes fikirlerini ifade ediyor, konuşuyor her konuyla ilgili. Cumhurbaşkanı olarak ben de ancak önemli konularla ilgili görüşlerimi açıklarım. Günlük politikayla ilgili detaylara, yorumlara, onlara girmem. Sayın Cumhurbaşkanı, bazı gazetelerde Mahmut Özal ve rahmetli Eşref Bitmiş Paşaların Öcalan'la Irak'ta görüşülüyor o yıllarda. Bununla ilgili ve Sayın Öcalan ve Eşref Bitmiş'in duyduğunuz iddiaları var. Dün de açıkladım var. Dün de açıkladım. Görev başında hayatını kaybeden bir cumhurbaşkanı ile ilgili yapılması gerekenler maalesef vaktiyle yapılmamış. Onlar yapılmış olsaydı zaman zaman ortaya çıkan tartışmalar olmazdı. Tekrar söylüyorum. Görev başında vefat eden bir cumhurbaşkanı ile ilgili muhakkak ki her türlü tartışmayı geride bırakacak bir çalışmanın yapılması gerekirdi. 20 yıl sonra da olsa ailesinin ve toplumun bazı kesimlerinin arzusu üzerine böyle bir çalışma talimatını verdim ve çalışmada yapıldı. Detaylı uzmanlar, bilim adamlarının açıklamalarıdır. Yoksa bunlar bizlerin açıklamamız değildir. Burada bütün gayem şu, bu tip tartışmalar tarihe bırakılmaması lazım. Neyse ortaya çıkmalı ve artık ikide bir bu konular konuşulmaması gerekir. Ümit ederim öyle olur. Sayın Cumhurbaşkanı, başka